Böyle kalalım da takip edildiklerini anlamasınlar. Ben hemen konum merkezine bildiriyorum. Eylem. Fethi, aracın son bulunduğu konum bilgilerini gönderiyorum. Tamamdır. Aşık. Geldik komutanım, uzakta değiliz. O zaman basıyorum aga. Bas Keşanlı, bas. Coşalım, coşturalım. Hayırdır, daha operasyon başlamadan sen bir gaz halindesin. Anlatırım sonra. Bas Keşanlı sen, bas. Öldürmeyeceksiniz değil mi? Duruma göre bakacağız. Durun burada. Yolu araçsız devam edeceğiz. Sabahtan beri içeriye birçok araç giriş yaptı. Bir durumlar var ama biz çözemedik. Siz de çok dikkatli olun. Aradığımız araç ne tarafa gitti? Şu tarafa. Eyvallah. Hadi beyler. Komutanım. Aracı bulduk. Komutanım kilitli. Ben hallederim. Sagan hepinizden bunun hesabını soracak. Biliyorsunuz değil mi? Komutanım. Adres doğru beyler. İçeri giriyoruz hadi. Demek sendin ha beni isteyen. Sen sadece bir yemsin. Asıl derdimiz Dragan. Ne yapacağınız bizi ilgilendirmez. Adamınız burada. Sizinki de burada.
O zaman alışveriş başlasın. Seni kendi ellerini öldüreceğim. Senden değerliyim diye kıskanma. Gerizekalı. Akıllı ol, kimsin nesin dinlemem, alırım aklımı. Kıdemli çavuş Kızmaz. Komutanım, özel hattan komutanımız sizinle görüşmek istiyor. Tamam, sağ ol. Emredin komutanım. Anlaşıldı. Emredersiniz. Ne oldu? İçeri girmemeleri konusunda emir geldi. Beklemede kalmaları gerekiyor. Neden? Bilgi verilmedi. İçeride Nadia dışında kim varsa geberteceksiniz. Bir kişiyi bile sağ görmek istemiyorum. Fethi, içeri girmiyorsunuz. Neden komutanım? Tuzak mı? Hayır. Öyle emir geldi. Geri çekilip beklemede kalın. Emredersiniz. Ne oldu? Erdem komutanın emri. Hayda. Bizi taklaya getiren herif elimizden kaçırmayız inşallah. Bilemiyorum. Beklemede kalın dedi. İyi alışverişti beyler. Bu yaptıklarınız yanınıza kalmayacak, biliyorsun değil mi? Az önce yalvarıyordun, ne oldu sana? Yürek yemiş gibi konuşuyorsun. Hadi gidelim artık. Daha bilmediğin sularda fazla açılma. Hı-hı. Gel bakalım sen, gel. Dragan geldiğinde göreceğim ben seni. Gelsin, derdimiz o zaten. Senle onu birlikte yargılayacağız. Nadia'yı koru! Bırak beni! Ulan tanıyor musun? Deniyor musun? Bir sus! Adamın asabını bozma! İçeride kıyamet kopuyor. Bir şey yapmamız lazım. Bekleyin. Aşık. İçeri görebileceğim bir delik bulmaya çalış. Emredersiniz komutan. Komutanım. Söyle Fethi. Alanda çatışma çıktı. İçeri girmek için izin istiyoruz. İnisiyatif alarak hareket edebileceğimiz bir durum değil bu. Bekleyin. Emredersiniz. Komutanım, içerisi birbirine girmiş. Hala bekliyor muyuz komutan? Adamı kaçıracağız ya. Yapacak bir şey yok yaşamda. Erdem komutanım bekleyin dedi. Adam hem bizi taklaya getirdi hem elimizden kaçıyor. Oh, ne güzel dünya. Nadia! Seni benden başkası öldüremez demiştim değil mi? Hepiniz gebereceksiniz.
Dışarı çıkalım. Bekle. Komutanım, çok kalabalık gelmişler. Bekle dedim. Yavuz Karasu. Tabii ki. Şimdi! Yürü! Kimse benden kaçamaz Yavuz. Hele sevdiğim kadını alıp asla! Siz ikiniz benimle gelin. Geri kalanlar burayı temizler. Emredersiniz komutanım. Ne oldu? Emir gelmiş. İçeri giriyoruz. İş işten geçmemiştir inşallah. Yürüyün beyler. Bu bizden değil, değil mi? Bizden olsa tanırdı üniformadan. Yine tanımıştır, ondan sıkıyordur. Ben onu öldürüyorum abi o zaman. Geç kaldım komutan. Aracı getir. Aracı getirin. Karamatak. Orası sende. Beyler destek atış. Üçte ince. Üç. Gel, kimsin sen? Kim gönderdi sizi buraya? Kimsin? Ya bak sen! Hesabımı ödeyeceksin. Bizim Allah'tan başka kimseye verecek hesabımız yok. Sen geç onları. Kimsin sen? Niye geldiniz buraya? Cevap ver bana. Cevap ver, gebertirim seni. Bunlar yabancı istihbarat elemanı. Belli ki burada bir alışveriş olmuş. Öğrenebildin mi? Belli. Birilerini sağ ele geçirmemiz lazım. Komutanım, benim anlamadığım, bu Dragan Nadia'yı almak için her şeyi yapacaksa en başta niye vermeyi kabul etti? O kabul etmedi. Ona kabul ettirdiler. Dragan bunu kendine yediremez. Takası engellemek için mutlaka gelecektir. Gelir mi kesin? Gelir ama biz plana sadık kalacağız değil mi Kopuk? Sen nasıl emredersen komutanım. Komutanım deme lan bana artık, abi de. Tamam. Abicim. Abi iyi. Ne diyorduk? Dragan geldiğinde Nadia'yı tam şu noktadan çıkaracağız. Onun için arabayı tam şu noktaya saklamamız lazım. Anlaşıldı mı? Ben de. Ne yapıp edip Dragan'ı peşimize takmalıyız. Daha hızlı sür, daha hızlı.
Geldi işte, gördünüz mü? Asla bırakmaz beni. Bu defa çok ileri gittin Yavuz Karasu. Çok ileri gittin. Bir saat bile daha fazla yaşamana izin vermeyeceğim. Geberteceğim seni. Geberteceğim! Dragan'ı mutlaka peşimize takmalıyız. Şu yol boyunca bizi takip etmesi lazım. İzimizi kaybettirmemeliyiz. Sonra? Sonra tam şu yola gireceğiz. Orada yol yok. Bunu biz biliyoruz. Dragan bilmiyor. Yolun sonuna kuruyoruz tuzağı. Ve alıyoruz Dragan'ı, değil mi? Aynen öyle. Aslansın komutanım. Kadarmış. Sen öyle san. Sus, yersin mermiyi. Nereye saklanırsanız saklanı bulacak sizi Dragan. Sus dedim. Bir daha da demeyeceğim. Tuzak bu. Geri bas. Ya tuzağa düştüğünü anlarsa? O zaman elimizdeki koza yatırım yaparız. Nadia mı? Konuşur mu? Konuştururuz. Kim bıraktı seninki? Gerçekten çok aşıkmışsınız birbirinize. Asla bırakmaz. Gelecek. Biraz daha bekleyelim istiyorsan.
Çoktan gelmiş olması lazımdı. Dragan sizin elinizde bırakmaz beni. Sen öylesin. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Dragan kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen bir paralı asker. Devam et kopuk. Ben de takası gerçekleştirdiğimizi haber vereyim. Değil. Çök. Ellerini başının üstüne koy. Bunların hepsi delik deşik. Çoktan ölmüşler. Siz kimsiniz? Sizi kim gönderdi? Kim için çalışıyorsunuz? Adam gibi cevap verin. Konuşun yoksa hepinizi öldürür, bu fabrikayı da yakarız. Kasaba çalışıyoruz. Kasap kim lan? He? Kasap kim? Dragan mı? Bilmiyorum. Niye geldiniz buraya? Bilmiyoruz. Kasap gel dedi, geldik. Öl dese de ölecek misiniz? Gerekirse. İyi alt edersiniz. Ben Erdem komutanıma haber vereyim. Burada mevzular karışık belli ki. Ne var? Sen kafayı mı yedin? Ne yaptığını sanıyorsun Dragan? Bütün istihbaratçıları öldürmüş adamların. Umurumda bile değil. Hiçbiri benim ülkemin istihbaratı değil. Bana ne? Ne zamandan beri ülkeni düşünür oldun? Hesap mı vereceğim? Hesap mı vereceğim Nisan? Sen kimsin? Ben senin adamın değilim. Ben senin iş ortağınım. Gerekirse yollarımızı ayırırız. Sen de beş para etmez adamlarını bütün işi gücü eline yüzüne bulaştırırsın. Anladın mı? Kadın olduğundan dolayı sana şiddet uygulamayı tasvip etmiyorum. Ha, yerine göre kullanır mıyız? Kullanırız. Kopuk karşısındaki kızın kasabın sevgilisi olduğunu biliyor mu? Biliyor. Peki kasabın kim olduğunu biliyor mu? Adının Dragan olduğunu biliyor da ailesini katleden kişi olduğunu biliyor mu onu bilmiyorum. Allah affetsin, sen bayağı çirkinmişsin ha. Hadi senin tırsak nerede saklanıyor söyle. Hadi söyle güzel güzel. Dragan buraya gelecek. Hepinizin kafasını kesecek. Buradan el ele çıkıp gideceğiz. Komutanım sarhoş galiba. Ya da kafayı çok fena vurmuş bir yere. Bunun bedeli hepiniz için ağır olacak. Sarı komutan, duydun mu? Ağzını toplanan sarı çıyan. Söz konusu benim ülkemin düşmanları olunca, kadın ya da erkek, yaşlı ya da genç fark etmiyor. Bunu biliyor muydun? Öldüreceksen öldür. Senden korkmuyorum. Korkacaksın. Beni asla konuşturamazsın. Konuşacaksın. Dragan gelecek. Benim için gelecek. Gelsin. Senin cesedini bulur. Dragan hakkında ne biliyorsan anlat bize. Güzel güzel. Tatlı tatlı. Nerede yaşar? Nerede buluruz? Kimlerle irtibatta? Defol git aşağılık herif! Bana bak, senin karşında Türk subayı var! Duydun mu? Türk subayı var! Kopuk. Kimse benim komutanımla böyle konuşamaz! Kopuk!
Emret komutanım. Az geride dur. Bir de seninle uğraşmayayım. Emredersin komutanım. Benim sabrımı taşırma. Benim sabrım çabuk taşar, hele şu aralar. Muhtemelen kasap arıyor. Alo. Nadia'ya karşılık ne istersen veririm. Başın belada Dragan. Nadia elimde. Ayrıca birkaç saat önce resmi diplomatik bir görevlinin ölümüne sebep oldun. Umurumda değil. Hepsi gebersin. Bunun bir bedeli olacak. Hiçbiri benden önemli değil. Nadia'dan da önemli değil. Nadia'ya karşılık ne istiyorsun söyle Yavuz. Seni. Buraya gel, Nadia'yı salayım. Tamam, adresini ver geleyim. Ama ben oraya gelirsem bir orduyla gelirim Yavuz. Biz burada az kişiyiz. Bir ordu bizim dişimizin kovuğuna yetmez. Güzel, tamam. Ver adresi geleyim diyorum ya. Adresi ver geleyim. Ama vermeyeceksin. Ama ben seni bulacağım Yavuz Karasu. Nerede olursan ol seni bulacağım. Ve sevdiğin herkesi tek tek geberteceğim. Dizlerim titredi Dragan. Sana verdiğim hediyeye gerek. Ne vermiş sana? Saçma sapan konuşuyor sinirinden. Hallettin mi? Hallettim komutanım. Görelim bakalım dediğin kadar yetenekli misin? Sen hiç merak etme komutanım. Sakinleştin mi biraz? Bu yaptığını asla yanına bırakmayacağım Nisan. Sen ve Nadia arasında bir seçim yapmak zorundaydım. Bana önceden haber verebilirdin. Üzgünüm, tamam mı? Senin için üzgünüm. Ama böyle olması gerekiyordu. Nadia ellerinde, planı tekrar düzenlemem gerekiyor. Yani Nadia konuşursa falan diye. Güzel. Ben de onu söylemek için aramıştım. Nadia konuşmaz, buna eminim. Ama her ihtimali göz önüne almak zorundayım. Türk istihbaratını küçümseme. Sen de Nadia'yı küçümseme. Gelin çocuklar. Oturun. Mekanda bulduğumuz istihbaratçılar tahmin ettiğimiz gibi yabancıymış. Durumu rapor ettik ama ses çıkmadı. Demek ki istihbaratçılarının kirli işler yaptığını biliyorlar. Ortaya çıkmasını ve basına yansımasını istemiyorlar. Aynen öyle. Özellikle birini yakından tanıyoruz. Javier Martin. İspanyol pasaportu var ama tabii ki İspanyol değil. Afganistan ve Tacikistan'da darbe planlayıcısıymış. Ve birçok eylem ve suikastin de baş faili. Peki burada ne işi varmış? Murat Karadın'ın aracına yapılan bombalı saldırının planlayıcısı olarak aradığımız kişi. Benim anlamadığım, Dragan'la bu adam aynı safta. Niye çatışıyorlar? Muhtemel bir takas için oradalarmış. Ama istihbarattan başka bir bilgi gelmedi. Dragan'ı sinirlendiren bir takas olmuş demek ki. Beter olsun. Gidin biraz dinlenin. Yakaladığımız adamların sorgusundan bir şey çıkacak mı? Bekleyelim. Emredersiniz komutanım. Çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bir çay ısmarlayayım mı? Sorguya girmem lazım. Sen kaçıyor musun benden? Yok. Neden ki? Ne bileyim.
Yani o geceden sonra pek konuşamadık ya. Ne bileyim ya. Kafam karışık biraz işte. Öyle her şeyi tekrar tekrar düşünüyorum. Eylem. Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Evet. Seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğimi de biliyorsun. Biliyorum. Ben de. Kolay gelsin. Görüşürüz. Çay borcum var bana. Herif sattı seni kızım. Dragan'la konuştum, gebertin gitsin dedi. Yalan söylüyorsun. Umrunda değilsin adamın. Kullanıp attı seni. Yemem ben bu numaraları. Müsait değilim. Kandıramazsın beni, duydun mu? O ses neydi Yavuz? Neredesin sen? Dışarıdayım, sokakta. Seni sonra arayayım mı? Hayır. İşim var. Benden kaçamazsın. İyi misin? Daha iyiyim, merak etme. İyi. Ben doktor arkadaşımla irtibattayım. Araştırıyor hala. Zahmet verdik sana da. Ne demek? Seni yol da, gerisi önemli değil. Tamam. Şimdi kapatabilir miyim? Olur. Ama beni birkaç saat içinde araman şartıyla. Sürekli tekmil mi vereceğim sana ben? Evet. Yavuz, bak şakam yok. Canını okurum senin valla. Nasıl bir belaya bulaştığının farkında değilsin herhalde. Farkındayım, merak etme. Güzel. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Yavuz'la mı konuşuyordun? Hı. Hayırdır? Geçen gün görüşmüştük de sırtında çok ağrısı vardı. Doktor arkadaşıma yönlendirdim. Allah Allah. Ne zaman görüştünüz? Sandığın gibi bir şey yok. Ha yok yani, bir şey sandığımdan değil de. Ben öyle bir iyilik yaptım. Sen niye gelmiştin? Bir rapor vardı da belki görmek istersin diye düşündüm. Sağ ol. Derya, benimle istediğin zaman konuşabilirsin. Biliyorsun benim işim sır tutmak. Biliyorum. Teşekkür ederim. Kim o? Görüşmek istemediğim bir arkadaşım. Kapattım. Rahatsız etmez bir daha.
Canın sıkılıyorsa çocuklar biraz dışarı çıkarsın seni. Bebek arabasıyla mı çıkaracaklar? Tek başına dışarı çıktığın zaman geri dönmemek gibi huyum var. Ne yapalım? Ben doydum. Sana afiyet olsun. Ulan Keşan'la ya kontanın haklıysa? Ya kızı tehdit ediyorlarsa? Senin bu işi çözmen lazım abi. Hayırdır Keşanlı? Kendi kendine ne derdi anlatıyorsun yine? Bana mı diyorsun? Keşanlı'ya dedim ya. Nasıl ya? Az önce Keşanlı'yla konuşmuyor muydun sen? Aga ne diyorsun ya? Seviyorum lan seni. Yürü hadi yürü. Sen niye sırıtıyorsun oğlum? Kim sırıtıyor ya? Komutanım operasyonda da böyleydi. Etrafa gülücük saçıyor. Adamlar görse vurmaya kıyamaz. E bu da sırıtıyor. Aga siz ne iş çeviriyorsunuz? Bir söyleyin bakayım ya. Hayırdır ne oldu? E komutanım ben dayanamayıp söyleyeceğim artık. Söyle lan söyle. Lan söylesene hadi. Karabatak abimle Nazlı yengem dün akşam itibariyle sözlenmiş bulunuyorlar. Harbi mi lan? İsteme işi tamam. Sözcücük daha oralara gelmedik ama kızı aldık. Kız bizde. Nasıl yani? Vallahi gittim istedim. Baya baya Nazlı istedin yani. Ha, gittim istedim. Ve aldım. Erdem komutanım da olur dedi. İlk önce tokadı bastı. Sonra da baba gibi bağrına bastı. Canım benim. Sen şimdi komutanıma damat mı alıyorsun? Bak ben bu haberi havaya sıkardım ama yer müsait değil. Gel buraya gel. Kardeşim benim. Allah bilir. Allah bir yastık yapacağız. Komutanım, 10 numara operasyon çekmişsin ha. Düğün şarkınızı ben söyleyeceğim, affetme. Komutanım, ben dün sarıldım ama şimdi bir kez daha sarılmak istiyorum. Yalan hayırlı olsun. Ya. Vay be. Kıdemli çavuş kızmaz. Komutanım, Erdem albayımız çok acil sizi çağırıyor. Tamam, geliyoruz. Hayırdır inşallah, ne oldu ki? Vazgeçtim kızı vermekten diyormuş. Karabatak pert. Karabatak yerde. Karabatak ağlıyor. Ağzını hayra aç hayra. Manyak manyak konuşma. Tövbe estağfurullah. Hadi hadi soyunun dökünün hadi. Doktor bey. Dragan sizi istiyor. Efendim Dragan. Neden hala oradasınız? Daha önce de söyledim Dragan, hemen nakledemeyiz. Hayatını kaybeder. Sen beni dinlemiyor musun? Oraya her an basabilirler. Orada kaybettiğiniz her dakika benim kardeşimin hayatından gidiyor. Hemen boşaltın orayı. Akşama kadar zaman ver Dragan. Nakil işlemleri için hazırlık yapmamız lazım. Tamam tamam. Akşama kadar ben de orada olurum. Ne kadar adam varsa hepsini toplayıp yığın oraya. Kardeşim oradan çıkana kadar içeri bir sinek bile girmeyecek. Tamam Dragan. Hallederim. Thank you.
Gelin arkadaşlar. Bu iki arkadaşınız bundan sonra bizimle beraber olacaklar. Bu arkadaşlarınız bu time gelmeden önce sizin gibi yurt içinde, yurt dışında birçok noktada kahramanca çarpıştılar. Özel kuvvet timlerinden buraya tayin oldular. Uzman çavuş Gökhan Boybelen, uzman çavuş Barış Özkanar. Gereken ne varsa anlatın, bir an önce de kaynaşın. Emredersiniz komutanım. Hadi hayırlı olsun. Sağ olun komutanım. Hoş geldiniz beyler. Sağ olun komutanım. Benim gözüm seni nereden ısırıyor? Biz daha önce seninle bir yerde karşılaştık mı baba Yiğit? İsmini çok duyduk komutanım. Ama tanışmak nasip olmamıştı. Şimdi bunlara bir lakap bulmak lazım ha? Oğlum isimleri niye yeni öğrendik daha? Aga ismi boş ver ya. Sen benim ismimi hatırlıyor musun? E ben seninkini hatırlamıyorum mesela. Yok daha neler. Şaka yapıyorum Hakkı şaka. Hakkı mı? Bir an olsun yedin değil mi Beytullah? Hayda. Şaka lan şaka. Bizim de ismimizi hatırlamasa. Ama uzattınız ama ha. Hakikaten uzattınız ha. Beyler, isimleriniz nedir? Biz yeniden tanışalım. Gökhan komutanım. Gökhan Boyvelen. Barış Özkanar komutanım. Memleket neresi? Sivas komutanım. Aha buldum. Yiğido. Yiğido işte. Baksana Yiğido'ya da benziyor. Sağ olun komutanım. Kurbanın sana kurban. Senin bu saatten sonra lakabın Yiğido. Senin memleket nere kardeş? Ben İzmirliyim. Aa, toprağım sayılırsın. Senin de lakabın Efe olsun o zaman. Çaylama bak çaylama. Büyümüş de lakap takıyor ya. Yani olur mu komutanım? Bence ikisi de uygundur. Hoş geldiniz beyler. Sağ ol komutanım. Hadi gel. Gel. Estağfurullah komutanım. Bana bak kızım. O peşinden gittiğin adam var ya. Saniyesinde sattı seni. Ben çocuk değilim. Biz bunları çok gördük. Dragan seni konuşturacağımızı biliyor, peşine düşmeyecek. Çoktan seni öldürmenin planlarını yapmaya başlamıştır. Boşuna nefesinizi tüketmeyin. O zaman kendin dinle. Bu az önce seninkiyle yaptığımız telefon konuşmasının kaydı. Alo, Yavuz. Nadia elimde. Umurumda değil, gebersin. Bunun bir bedeli olacak. Hiçbiri benden önemli değil. Duydun değil mi? Bu gerçek değil. Hepsi gerçek. Adamın sesini tanımadın mı? Kendi sesi. Bir insan böyle satılır mı ya? Sen bu adam için neler yaptın? Dragan beni satmaz. İnanmıyorum. Al bir daha dinle. Alo. Yavuz. Nadia elimde. Umurumda değil, gebersin. Bunun bir bedeli olacak. Hiçbiri benden önemli değil. Tekrar dinlemek ister misin? Hayır, istemem. Seni saniyesinde satan bir adam için hayatının sonuna kadar hapislerde çürümeye değer mi? Daha mahkemeye çıkmadın. Burada olduğunu kimse bilmiyor. Biz hariç. Ne demek bu? Dragan hakkında en ufak bir işbirliğinin karşıtı olacak demek. Küçücük bir şey. Onun hakkında çok şey bildiğini biliyor. Seni hapiste yaşatır mı sanıyorsun? Kendi anasını babasını öldürmüş o adam.
Hadi Nadia, direnme. Mutlaka bir zaafı vardır bu adamın. Hadi. Aslı bir kardeşi var. Onu asla bırakmaz. Öleceğini bilse bırakmaz. Güzel. Nerede? Alo. Birazdan size önemli bir bilgi vereceğim. Ne oldu ya? Yer değiştiriyoruz. Neden? Abin öyle istiyor. Başka bir yere gitmek istemiyorum artık. Biliyorum Boris. Yapabileceğim bir şey yok. Beni abimle konuştur. Çok üzgünüm. Şu an olmaz. Abini sen bile vazgeçiremezsin. Ya yolda ölürsem? Ben bunu abine söyledim. Ama her şeyi göze almış durumda. Üzgünüm. Biraz önce gelen istihbarata göre Dragan'ın güvenli mekanlarından birinin yerini belirlemiş bulunuyoruz. Peki Dragan da orada mı komutanım? Olma ihtimali yüksek. Çünkü burası Dragan'ın hasta kardeşini sakladığı ev. Yani sık sık uğradığı bir yer. Aynen öyle. Dragan orada olmasa bile bizi ona götürecek birini bulabiliriz. Peki kardeşiyle ilgili bir bilgiye sahip miyiz? Kimdir, nedir? Boris Ratković. Aslında herkes onun öldüğünü zannediyor ama uzun zamandır Dragan'ın gözetiminde. Terörle bir bağlantısı yok. Ağır kalp hastası. Daha nasıl bağlantısı olsun? Abisi terörist. Yani abisinin suçlu olması kardeşinin de suçlu olduğu anlamına gelmez. Ama abisinin suçlu olması kardeşinin onu korumayacağı anlamına da gelmez. Haklısın. Ne olursa olsun kendi rızası dışında masum bir insanı işbirliğine zorlayamayız. Tutuklayamayız. Zarar veremeyiz. Biz Türk askeriyiz. Burası da bir hukuk devleti. Kendi kafamıza göre hareket etmiyoruz. Beyler, Dragan adamları arasında bazı çözülmeler olduğunun farkında. Orada neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Vaktimiz kısıtlı. Dragan her an bulunduğu yeri değiştirebilir. O evi yok edebilir. Çok dikkatli olun. Biliyorum, söylememe gerek yok. Ama her adımınızı hesaplayarak ve kim olduğunuzu unutmayarak atın. Eylem tüm bilgileri paylaşacak. Bölgeyi gözetim altına alacaksınız. Hatta onun kendisini getirirseniz çok daha iyi olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, aziz komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Ya bir şey söyleyeceğim. Dün öyle ne biçim vurdu öyle. Of, sabah kadar kulağım çını duyamadım ya. Ya kıyamam ben sana. Ya babamın eli birazcık sert galiba. Ne serti gülle gibi. Neyse. İşin sonunda seni bana verdi ya. Dövse de evine manası yok artık. Evet ya. Şimdi ne olacak peki? Şimdi ne mi olacak? Söyleyeyim sana. İki tane yüzük alacağım. O yüzükleri takacağız parmaklarımıza. Sonra bir kurdele keseceğiz. Ha, ne dersin? Ne diyeyim ki? Sen her şeyi düşünmüşsün. Ya aslında kurdeleyi de Yavuz abi kese çok güzel olur. Ararız ya. Gelir keser. İnşallah. Ateş. Hı. Efendim canım. Çok teşekkür ederim. Niye? Beni bu kadar mutlu ettiğiniz. Deli kız, öyle konuşma. Ben seni çok seviyorum. Canından çok seviyorum öyle.
Ama şimdi kapatmam lazım. Operasyona gideceğiz, tamam mı? Tamam ama dikkat et sevgilim. Dönünce de ara beni, tamam mı? Tamam, merak etme. Oo, damat bey çoktan hazır ya. Ayıp oluyor beyler. Bırak şimdi komutanım, senin de hoşuna gidiyor böyle şakalar. Pardon komutan. Ya baksana komutanım, bu işte sevip de kavuşmanın mutluluğu ya. Çok iyi be. Vallahi müthiş güzel öttün ha. Vallahi bu kadar çabuk olmasını beklemiyorduk. Aşağılık herif satmış beni. Yok be kızım, montajdı o. Ne? Ben bilgisayarda yaptım onu. Ayıptır söylemesi, acayip iyi anlarım bu işlerden ha. Ne yapıyorsun lan? Kaldır ellerini, hadi. Kopuk. Bırak o silahı. Bırak o silahı. Komutanım acıma, vur şunu. Bir daha söylemeyeceğim. Bırak şu silahı. Türk değil misiniz? Hepiniz ölmeyi hak ediyorsunuz. Gitti kız. Bunu Dragan'a paketlersin. Bu iyi olmadı. Bence çok iyi oldu. Bir daha silahını kaptırırsan ağzını bunun kırarım senin. Kaptırmam komutanım. Bir an boşluğuma geldi. Gelmesin. Emredersiniz. Yemek yiyelim mi? Ben ısmarlarsam olur. Tamam, sen ısmarla. Nasılsın? Sıkıldım bu aletlerden. Kurtulmak istiyorum artık. Böyle yaşamak istemiyorum. Sakın. Sakın sakın böyle deme. Böyle deme. Direneceksin sen. Gidiyor mu yiyeceğiz? Gideceğiz bu gece. Hem gittiğimiz yerde seninle daha çok zaman geçirebileceğim. Seni daha sık görebileceğim. Sen yeter ki diren. Bırakma kendini. Tamam mı? Aferin. Mızrak 4, mızrak 1. Mızrak 4 dinlemede. Görüşün nasıl? Güney cephesi kör nokta. Batı cephesinde 3 kişiler.
Mızrak 5. Doğu cephesi 4 kişi komutan. Mızrak 3. Kuzey cephesi 3 kişi. Halledeyim mi hemen? Parti için erken. Herkesi yığmışlar buraya. Belli ki geleceğimizi tahmin ediyorlardı. Sıkı da önlem almışlar. İyi de dağılmışlar. E o zaman toplayalım. Toplayalım. Toplayalım da. İçeri girdikten sonra çok dikkatli olacağız. İçeride bir hasta olduğunu unutmayın sakın. Zarar görmemesi gerekiyor. Dragan da içerideyse? Yine de dikkatli olacağız. Hasta zarar görmeyecek. Anlaşıldı komutan. Nedir durumu? Yeni bir tedavi deniyoruz. Yaklaşık bir saati var. Yarıda kesersek vücudu ters bir tepki verebilir. Zaten çok zayıf. Bünyesi kaldırmaz. Hem Nadia konuşmaz diyordunuz. Yoksa bir şüpheniz mi var? Yok. Nadia konuşmaz. Buna eminim. Ben sadece işimi garantiye alıyorum. Söz konusu olan benim kardeşimin hayatı. Sen de geberip gitmek istemiyorsan sorduğun sorulara dikkat et. İşinin başına yürü. Hadi. Hepiniz, herkes işinin başına. Hadi çabuk, çabuk! Kardeşim, bakar mısın? Buyur abi. Selamı gelmedi mi hala? Yok abi, birazdan gelir. Gelince haber ver. Bekliyoruz, 2 aydır ödemedi. Peki abi. Selam. Hoş geldin, ne haber? İyi, seni merak ediyorum. Ben gayet iyiyim, sıkıntı yok. Aç mısın? Çok. Sen ne hep açsın ya. Çalışmaktan yemek yemeye fırsat bulamıyorum, ne yapayım? Sakın kilolarımla ilgili bir espri yapayım deme. Eğer bir gün intihar etmeye karar verirsem yaparım. Akıllıca. Çok şey söylüyorum. Acılı şalgam da olsun. Bakar mısın? Buyurun. Mızrak unsurları. Vaktimiz daralıyor. Komutanım, yüksek bir giriş mi yapsak? Hastasıyım yüksek girişlere. Yeni arkadaşlara da bir hoş geldin olur komutanım. Dinlemedeyiz. İsviçre'de bir klinik var. Salgın hastalıklar ve virüs konusunda uzman. Dünyanın her yerinde araştırma yapıyorlar. Dinliyor musun sen beni? Dinliyorum tabii. Ne dedim en son? İsveç'te karışmış her şey. Allah Allah. Saçmalama Yavuz. Bak sen iyileşmek istemezsen seni iyileştiremeyiz. İstiyor musun, istemiyor musun? Tabii ki istiyorum. Tamam. Parolamız neydi? Parolamız. Asla pes etmek yok. Güzel. İyi. Gelişme görüyorum sende. İyi. Delikanlı baksana bir. Buyur abi. Şu arka masada oturan adam kim? Selami abi, mekanın sahibidir. Yanındakiler kim? Abi orasını hiç karıştırma. Anladım. Bir şey mi gördün? Yok. Hadi başlayalım.
Ne oluyor lan? Şuna bakın. Vur şunu hemen. Salaklar, bununla bize bir şey yapacaklarını zannettiler. Dağılın, bunlar buralarda. Bomba bu! Kaçın! Nadia. İçeri giren herkesi öldürün. Herkesi. Hemen Boris'i hazırla. Ama... Hemen! Gözünüz Dragan'da olsun. İçeride olabilir. Anlaşıldı. Hasta ne olacak komutanım? Hastanın yerini tespit ettik. Bu bölgeye sıkmak yok. Emredersiniz. Yiğit Efe. Siz burada kalın. Emredersiniz komutanım. Mızrak 3. Anlaşıldı. Gidiyoruz. Kardeşini bu şekilde taşımak çok tehlikeli Dragan. Çıkarın Boris'i hemen arka taraftan. İlaçlar. Tamam, ben alacağım. Anlaşıldı. Yapayım deme sakın.
Diş çak! Diş çak! Kulağını kıpırdatırsam beynini dağıtırım senin. Duydun mu beni? Ellerini kaldır. Ellerini görebileceğim yere kaldır. Aşık, çaylak. Durumu hiç iyi değil. Dayan kardeşim. Dayan. Dayan. Komutanım. Gitmişler. Kendine dublör tutmuş. Aşağılık herif. Kesin kendi de buradaydı. Komutanım. Burada zarar görmeyen ilaçlar var. Bu bile bir şeydir. Lazım olabilir bize. Eylem. Bu ne? Şurada kırılan camlardan biri kesti. Bir şey yok ya. Ben istihbarata haber vereyim. Ne oldu, daldın? Maç var. Kardeşim öldüğü gün maça gidiyordu da fanatikti resmen. Bütün odası sarı laciverttir. Şapkaları, formaları. Hepsi cezasını çekecek Derya. İnan bana. Biliyorum. Vallahi çok sıkışığım. Az idare edin. İdare et, idare et, idare et. Nereye kadar Selami? Parayı alırken hiç öyle demiyordun. Patron sana 3 gün müsaade etti. Ya parayı getirip teslim edersin... ...ya da dükkanı veririz ateşe. Ne oluyor ya? Ne oluyor burada? Sen işine bak kadın. Ayağa kalk. Kalkın dedim size. Ver silahı. Akşam akşam başına iş alma. Kimsin sen? Ben terörle mücadele savcısıyım. Sen kimsin? Savcanım, biz burada devlete karşı bir şey yapmıyoruz. Selami Bey'le beraber bir iş toplantısındaydık. Öyle değil mi Selami? Doğrudur savcanım. Siz onu benim külahıma anlatın. Adamı tehdit ediyordunuz. Tefeci mi bunlar? Yok, yok öyle bir şey.
Siz ikiniz benimle bir emniyete gelin bakalım. Hadi. Ulan savcı mavcı dinlemem. Deşerim. Akıllı ol. Sen devletin savcısını tehdit mi ediyorsun? Şehir eşkıyaları. Ben de ikinizi içeri attırmazsam bana da savcı derya demesinler. Akşamlar. Ben Yavuz, mekanın sahibiyim. Kimsin sen? Selami Bey bana devretti. Buyurun, dinliyorum. Yavuz, karışma. Bir dakika savcı hanım. Manita'nın lafını dinle. Karışmasa iyi olur. Arada sen de kaynarsın. Savcı Derya, Koz Yatağı Merkez Mahallesi'ne acil bir ekip istiyorum. Sizi bir daha buralarda görmeyeceğim. Bu bir. Devletin savcısına kafa tutmayacaksınız. Bu iki. Kadınlara karşı daha saygılı olacaksınız. Bu da üç. Komutanım, mekanı temizledik. Dragan yok ama. Kendine bir benzerini tutmuş. Tehlike oluşturduğu için onu da etkisiz hale getirmek zorunda kaldık. Klasik aldatma yöntemi. Geleceğimizi biliyordu. Peki hasta kardeşi? Biz geldiğimizde onu güney cephesinden çıkardılar. Dragan yanında mıydı bilmiyoruz ama. Yanında olabilir. Kaçabilmek için benzerini size yem etmiştir. Peki mekanda işe yarar bir delil bulabildiniz mi? Burada bir takım ilaçlar var komutanım. İşimize yarayabilirler. Eylem şu anda istihbarata bildiriyor. Güzel. İpucu yakalamamızda bize faydası olabilir. Tamam Fethi. Geri dönebilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Gidiyoruz. Eylem. Yarın ilk iş bir hastaneye gidip kalmayacağız, tamam mı? Fethi, bir şey yok. Alt tarafı bir kesik. Eylem, geçiştirme beni lütfen. Kan vereceğiz. Tamam, bakarız. Hadi. İlaçlarını alabildiniz mi? Adamlar üstümüze mermi yağdırdı. Ne ilacı? Bu hiç iyi olmadı. Sen doktor değil misin? Yeni ilaç yap, bul, yarat, bir şey yap. Doktor değil misin sen? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapmışım? Adamları dövdün, ağızlarını burunlarını kırdın. Ne olmuş? Ne demek ne olmuş ya? Ha? Ya ne demek ne olmuş? Her suç işleyeni pataklayacaksak işimiz var. Burası hukuk devleti, hukuk. Yasa var, kanun var, polis var. Yok mu dedik? Madem yok demedin, niye dövüyorsun adamları? Ya adam sana silah çekti, ne yapsaydım? Bana numara yapma Yavuz ya. Ya ben masaya oturduğumdan beri sen adamları izliyordun zaten. Mesleki deformasyon, ne yapayım? Bana da mı saygın yok? Size saygım sonsuz savcı hanım. Sandığımdan tehlikeliymişsin. Daha hiçbir şey görmedim. Yalnız bu çok klişe bir sahne. Seni öpmeyeceğim, merak etme. Ben de seni öpmeyeceğim, merak etme. Tehdit edilirsem belki.
Amacım sadece hayatını kurtarmaktı. Motosikletten nükleer bir bomba gibi bahsetmen çok hoş. Tehlike tehlikedir. Efendim usta. Sami tertemiz. Adamın trafik cezası bile yok. Bu hoşuma gitmedi. Benim de. Kopuk takip etsin. Mutlaka bir şey çıkacak bu adamla. Eyvallah. Kopuk, sabah olur olmaz Sami'yi takip edeceksin. Nerede oturuyor? Kiminle konuşuyor? Kime gidiyor? Kiminle çay içiyor? Çorapların rengine kadar istiyorum. Anlaşıldı mı? Ayıp ediyorsun usta, o iş bende. Ben gidebilir miyim? Şu işi halledelim öyle. Tamam. Sayın Savcı, iyi misiniz? Biz iyiyiz. Yalnız içeride iki adam var. Alırsanız. Melisa evde mi? Evet efendim. Göz kulak olun. Peki efendim. İyi akşamlar beyler. İyi akşamlar. Sami, sen bizi boşuna çağırmazsın. Yine para mı isteyeceksin? Vallahi bende 5 kuruş para kalmadı. Bana daha ciddi bir iş gibi geldi. Evet arkadaşlar, durum ciddi. Neymiş bu ciddi durum? Burhan, sen yıllardır bu toz işindesin. Milyarlara kazanmışsındır. Karnımız doyuyor çok şükür. Şimdi durum nasıl? Çok kötü. Sınırdan mal gelmiyor. Niye? Terör yok. Terör uyuşturucunun can damarıdır. Adamları sinek gibi indiriyorlar. Terör yoksa mal nasıl geçecek sınırdan? Nasıl dağıtılacak? Nasıl sınırı geçecek? Nasıl Avrupa'ya çıkacak? Senin anlayacağın durumlar nanay, Sami. Bazen düşünüyorum da neyim varsa satayım, bir köye yerleşeyim diyorum. Güney'e yerleşsen güney'e. Yazları geliriz biz de kalırız kızlarla falan ha? Bizim derdimiz ne, sen ne diyorsun Samet? Zamanında kimleri fırçalamıştım bir anda aklıma geldi de. Tarık, sende nasıl durumlar? Aynı durumdayız Sami. Orta Doğu'dan oluk oluk insan akıyor, mülteci akıyor. Avrupa'da da hastalarım oturmuş, organ bekliyor. E'si bir böbreğe 25.000 dolar veriyor adamlar. Paraya bak, daha ne olsun? Uysa ben benimkini satarım. 2 milyon mülteci gelmiş. 2 milyon. Şimdi ben bu 2 milyondan ortalama 1000-2000 tane adam çıkarsam, ben bunu parça parça satarım. Alıcısı hazır. Hele çocuklar, inanılmaz uçtu piyasası. Misal adam Avrupalı milyarder, 10 yaşındaki kızı hasta. Bırak 25.000'i, milyon veririm diyor, milyon.
Ama iş yapacak adam kalmadı ki. Hepsi gitti. Eskiden örgütün içinde vardı birkaç tane adam ama hepsini indirdiler aşağı. Ben şimdi kime güveneceğim? Polisi var, jandarması var, istihbaratçısı var, askeri var, savcısı var. Ağzımıza ya. Varlık içinde yokluk çekiyoruz. Aynen öyle. Terör bitti, organ işi de bitti. Eskiden sınırlar rahattı. Oysa şimdi öyle mi? Göz açtırmıyorlar. Demek ki arkadaşlar bu örgüt işi çok önemli. Şimdi hep beraber bu örgütün sahalara dönmesini sağlamaya çalışmalıyız. O iş bize mi kalmış? Arkada daha büyük devletler var. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. O taşın ağırlığına da bağlı tabii. Yani ben bir hesap yaptım. İlk etapta hepimiz bir 100'er milyon atsak diyorum. Çüş. Bir şey mi dedim Burhan? 100 milyon dolar mı? Bir sus, lafımı kesme. Arkadaşlar, biz yıllarca bu örgüt sayesinde cukkaları indirdik. Yedik, içtik. Şimdi bu örgüt de bizden vefa bekleme hakkına sahip. Senin dilin ne söyler Sami? Bu adamlar terörist be. Bankadan kredi mi çektik? Ölürlerse ölsünler. O iş hiç öyle olmuyor güzel kardeşim. Silah var, yabancı medyayı görmesi var, halkla ilişkiler var, lobisi var. Yabancı devletlerden, Avrupa'dan siyasetçi satın almak var. Benim bu işi aklım kesmedi. Siz ne diyorsunuz? Örgüt güçlenecekse, eskisi gibi olacaksak ve bu konuda yapılacak başka bir şey kalmamışsa ben iki katını vermeye razıyım. Al benden de o kadar. Yemişim devletini ya. Veririz örgüte parayı, iki tane bomba patlatırlar, değiştirir. İrfan. Ben ekmeğe bakarım. Sen ne dersen olur. Orhan. İtiraz olan? Ben veremem. Ne demek veremem lan? Aramızda örgütün ekmeğini en çok yiyen sensin. Ben onların ekmeğini yerim. Ama onlar benim ekmeğimi yiyemezler. Tarık. Cahit. Sen de baban gibi mi düşünüyorsun? Ben senin gibi düşünüyorum Sami abi. Yarın öbür gün ortaya çıkmayacak mı zaten örgütle iş yaptığımız? Ya KODES'e gireceğiz? Ya da mezara. Ortası yok yani bunun. Burhan. Bak. Oğlun senden akıllı çıktı. Boynuz kulağa geçer ama boynuz da boynuzdur Sami. Biz kalkalım artık müsaadenle. Aa, burası hamam değil. Burası
Sami'nin sofrası. Buradan kaçış yok. Ne yapacaksın Sami? Kafama mı sıkacaksın? Yok. Ben sıkmam. Kim sıkacak? Hanginiz ha? Kim? Oğlum. Lan. Eşek sıpası. Babana mı sıkacaksın? İş bu baba. Bana sen öğrettin. Para için gerekirse babanı bile tanımadı ya. Güle güle Burhan. Ateşin bol olsun. Beyler, Burhan aramızdan ayrıldığına göre bu toz işini Cahit'e veriyorum. Şimdi haftaya herkes 100 milyonu getirsin. Yine bir araya geliriz. Hadi. Selametle. Cahit. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun Sami abi. Rahmetli insandı diyemeyeceğim. Adi herifin tekiydi. Keşke sert bir şeyle vursaydın ya. Mermilere zam gelmiş. Öyle boş yere sıkmamak lazım. Ha, haftaya gelirken parayı getirmeyi de unutma. Ne demişler? Paralar paralar, bozulmasın aralar. Merak etme Sami abi. Eh Peyams. Neredeydin bütün gece? Az işim çıktı, sabahladık falan. Ne yaptınız? Kopu sandığını peşine saldım. Bakalım bir şeyler bulabilecek mi? Gözümüz üstünde. Alo, ne yapıyorsun? Takipteyim komutanım. Fark etmediler değil mi? Yok komutanım. Beni tanımıyor mu? Karda yürürüm, izin belli etmem. Sıkıntı yok değil mi? Neredesiniz? Yok komutanım, şu an Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Arabanın lastiklerinin havasına baktın mı? Bana inik gibi geldi. İnikse çok yakar ha. Baktım Sami Bey, merak etmeyin. Aferin. Paralar, paralar, bozulmasın aralar.
Ne demek ilaç yok? İlaç yok ne demek? Askerler her şeyi alıp götürmüşler. Benim kardeşime ne olacak? İlaçları olmazsa ölür. Başka yerden getirdi. Yenisini yap, bir şey yap. Bu ilaçlar özel karışım. 2-3 hafta beklemeleri lazım. O ilaçları mutlaka almamız gerekiyor. Ölmene müsaade etmeyeceğim. Ne olursa olsun, ölmene müsaade etmeyeceğim. O ilaçları kim aldıysa kendi elleriyle getirecek. Size saygımız sonsuz savcı hanım. Sandığımdan tehlikeliymişsin. Daha hiçbir şey görmedin. Yalnız bu çok klişe bir sahne. Seni öpmeyeceğim merak etme. Ben de seni öpmeyeceğim merak etme. Şimdi aldım dosyayı. Bu ilaçlar ne için? Organ nakli bekleyen hastalar kullanıyor. Hepsini mi? Evet. Ama bir tanesini henüz belirleyemedik. Araştırıyorum. Neymiş o? Mikrobiyoloji inceliyor. Daha çok virüs gibi bir şeyden kuşkulanıyorlar. Biyolojik silah kullanımı için olabilir. Virüs mü? O konuyla ilgili beni acil bilgilendir. Peki Derya'm. Tamam, teşekkürler. Hadi, hastaneye gidiyoruz. Kan vereceğiz. Ha, gerçekten mi ya? Oo, Fethi ben onu unutmuştum bile. Amma evham yaptın ha. Eylem, azlı bir teröristin mezbaneden bozma laboratuvarında elin kesiliyor. O herif orada kim bilir neler yapıyor. Virüs müdür, bir şey midir belli değil. E tamam, istihbarattan gelince öğreneceğiz ne olduğunu. Sevgilim biz cahil miyiz? Hastane şurası ayrıca. Ya alt tarafı bir kan vereceğiz. İtiraz istemiyorum hadi kalk. Ay sen benim için endişelendin mi? Korktun mu hastalanırım diye? E korktum tabii. Bakamam ben sana. Şimdiden böyleyse hastayken neler yaparsın? Hadi itiraz istemiyorum kalk. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bak sana fena tutuluyorum haberin olsun. Vuracağım, kıracağım seni en son. Duvardan duvara atacağım o olacak bak. Yok aramayacağım arkadaş. Aramayacağım. Oğlum Keşan'la ne hallere düştün lan? Lan şu haline bak ne hallere düştün lan? Kız sana neler dedi oğlum? Neler söyledi lan kız sana? Oyuncak hamur gibi kalbini yoğurdu yoğurdu sonra sıkılıp attı. Sen hala neyin peşindesin lan? Neyin peşindesin oğlum sen hala lan? Allah Allah. Kimle konuşuyor? Anlamadım ki. Ya kızı tehdit ediyorlarsa, ondan öyle konuştuysa, ulan ne olacaksa olsun yeter be, yeter ne olacaksa olsun. Yok, yok, yok bu böyle olmayacak, böyle olmayacak.
Allah Allah. Siz komutanınızı mı gözetliyorsunuz? Yok komutanım. Kendi kendine konuştuğunu görünce bir panik olduk. Komutanım oğlum. Sen de benimle mi konuşacak? Kendi kendine konuşacak tabii. Çok ayıp. Çok ayıp. Hiç yakıştıramadım size. Hiç olmadı. Estağfurullah komutanım. Neyse bu durumu memleketten bir hingel, bir boyozla çözeriz. Konuyu da kapatırız. Aramızda çözülür gider. Ne diyorsun Çaylak? İyiyim madem. Bir tadalım. Yalnız komutanım, anam bir hingel yapar. Parmaklarınızı yersiniz. İstediğiniz bir boyoz olsun komutanım. Ayıp yani. İnsan komutanını gözetlemez. Hiç olmadı. Biz bunu görmedik. Sağ olun komutanım. Çok ayıp çünkü böyle bir şey. Yalnız hiç olmadı haberiniz olsun. Yani olmamalıydı. Soldan dön. Komutanım ana yoldan çıktık. Neredesiniz? Karanfil sokak diyor. Tekrar saptık komutanım. Nereye? Susuz Dere sokak diyor. Dön kopuk. Takipte mi komutanım? Allah'tan kardı yürüyüp izini belli etmiyorsun ha. Ne oldu ki? Adam dolandırıyor seni. Başından beri farkındaydı takip edildiğinin. Komutanım takip edildiğinden şüpheleniyorsa bu onu şüpheli yapar. Evet öyle. Hadi dön. Alo. Ömer Bey, Sami ben. Oo Sami Bey. Bizim çakmaktan bir şey çıktı sanırım. Çıktı çıktı. Neler çıktı? Şaşırırsınız. O zaman ben sizi bir ziyarete geleyim. Beklerim. Ben de dükkana geçiyorum zaten. Dükkana çağırıyor. Dikkatli ol Yavuz. Burnuma pis kokular geliyor. Merak etme usta. Ben onu bir yıkarım. Mis gibi kokar. Aslan oğlum. Her yere adam dikmişler. Ulan bunlar bu kızı esir mi tutuyor, ne yapıyor?
tamamdır. Virüs taraması yapılacağı için kapsamlı bir kan testi olacak. Biraz sürebilir. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Gördün mü bak? Bu kadar işte. Öyle mızmızlanacak bir durum yok. Bitti gitti. Al bakalım bunu da. Ay sen bana vişne suyu mu aldın? Aldım en romantik hediye. Hı? Bu ne be? Vişne suyu yoktu. Domates suyu aldım. Hem daha iyi bu. İç hadi. Ay tamam. Sen bir dakika tut, ben şey, telefonum çalıyor. İçeceğim, vallahi içeceğim. Efendim. Tamam. Çıktı mı ilaçların ne oldu ortaya? Ha. Tamam. Teşekkürler. Ne oldu? Tüm bulduğumuz ilaçları incelemişler. Evet. Bir kısmı kalp ilacıymış. Bir kısmı da soğuk savaş döneminde kullanılan öldürücü bir virüsmüş. Ne? Yemek yemeyecek misiniz yine? İstemiyorum, gidin başımdan! Seni götürmeye geldim. Ne diyorsun sen ya? Kapıda bir sürü koruma var Melisa. Sakın beni yeme. Baban zorla tutuyor seni burada, biliyorum. Yok öyle bir şey. Mücahit bak, hemen gitmezsen senin için çok kötü olur. Ya ne olacaksa olsun Melisa. Hiçbir yere gitmiyorum. Ya bana adam gibi anlatırsın ne olup bittiğini. Ya daha burada böyle beklerim. Sıkıyorsa götürsünler hadi. Ya ben sana o kadar şey söyledim. Seninle oynuyorum dedim.
Ben biraz eğlenmek istedim dedim. Tekrar aynı şeyleri duymak için mi geldin? Melisa. Gözlerime bak. Gözlerimin içine bak Melisa. Aynalarını söyle. Söyleyebilirsen giderim. Git buradan. Peki. Peki, gidiyorum. Ama senin... Tamam, sakin ol. Belki de bir şey olmamıştır. Bir kesikli bulaşacak diye bir şey yok ya. Eylem. Eğer sana bir şey olursa o herifi öldürmekten beter yaparım. Sonuçları ne olursa olsun yaparım bunu. Tamam, sakin ol. Doktor hanım. Sonuçlarınızı inceledim. Buyurun. Kötü bir durum yok değil mi? Buyurun lütfen. Virüs taraması için gelmişsiniz değil mi? Evet. Vücudunuzda herhangi bir virüs tespit edilmedi. Korkulacak bir şey yok. Gayet sağlıklısınız. Yalnız farklı bir durum var. Haberiniz olduğunu sanmıyorum. Çünkü oldukça yeni bir durum. Kötü bir durum mu? Genelde iyidir ama bilemiyorum tabii. Neymiş? Virüs taraması istediğiniz için tahlillerinize çok detaylı baktım. Değerlerinizi inceledim. Hormonlarınıza baktım. Beta ECG'nize de baktım. Tebrik ederim. Hamilesiniz. Selamünaleyküm. Aa, merhaba, hoş geldin. Otur otur, buyur. Oh. Ne oldu, çıktı mı bir şey? Çıktı, çıktı. Bir adam varmış, ölmüş. Ama ne hikmetse sonradan tekrar dirilmiş. Bu adam burnunu olur olmaz işlere sokuyormuş. Allah Allah, çok ilginç ya. Ya bu adam belki pislik kokusu almıştır, onun için sokuyordur burnunu. Yani onun orasını bilemem ama Ömer Bey, yaşımın tecrübelerine göre diyorum ki ben, bu adam daha fazla yaşamaz gibi geliyor bana. Sen müneccim misin? Bak evladım. Ben senin evladın değilim. Önce müşteriyle nasıl konuşulması gerektiğini öğren. Bak. Biz eski toprağız. Sen de bana bak. Ben de Türk evladıyım. Bu gördüğün toprakların hepsi benim. Çok ateşliymişsin be.
Çok can yaktım. Hadi bana müsaade. Ha, bu arada. Geçen gün geldim, baktım senin dükkanın bir eksiği var. Olmazsa olmaz. Gözleriniz de benziyormuş. Mavi mavi. İyi işte. Baktıkça beni hatırlarsın. Şimdi geçti elime. Yavuz'a verilen virüsle aynı olabilir mi? İncelemem lazım. Tamam, bekleyin bizi, ben Yavuz'u alıp geliyorum. Tamam. Yavuz, çok acil buluşmamız lazım. Çok önemli bir gelişme oldu. Dur, sakin. Neredesin? Evdeyim ben. Bak, buraya geliyorsun, sonra beraber doktora gidiyoruz, tamam? Yine mi doktor? Ya çok önemli diyorum. Hadi gel. Tamam, tamam. Hiç olmamış savcı hanım. Bağırırsan kafanı patlatırım. Anladın mı? Ne yapıyorsun sen ya? Mücahit, indir beni, dur! Ya git dedim sana, git. Nesini anlamadın? Git dedim de. Gözlerinde kal der gibiydi. İndir beni, dur! Ya dur! Al, durdum. Ya ben anlamadım ki. Bir öylesin, bir böylesin. Melisa. Melisa, dur Melisa. Melisa Hanım. Melisa Hanım. Melisa Hanım. Melisa Hanım.
Melisa Hanım odasında yok. Pencereden kaçmış. Nasıl? Nereye kaçmış? Bilmiyorum. Samet Bey öğrenirse mahvoluruz. Öğrenmeyecek. Hadi. Yürü. Hadi, 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 hadi. Git diyorum işte, git. Neden geliyorsun peşimden? Ne istiyorsun benden? Gerçekleri Melisa. Gerçekleri anlatmanı istiyorum. Yeter. Ya ben dümdüz bir adamım ya. Askerim. Vatanına aşık bir asker. Şu hayatta tek sevdam üniforma. Tek yaşama sebebim bir gün bu ülke uğruna şehit olabilmek. Başka aşk bilmem. Yaşamadım, tatmadım. Sonra bir gün sen geldin. Adına ne dersen de, bak, bak ben öyle süslü püslü cümleler de bilmem. Tek bildiğim, aklımdan çıkmıyorsun Melisa. Yapma, yapma diyorum ya. Yapma oğlum, git diyorum. Uzaklaş, olmuyor diyorum. Zorlama diyorum. Yapma bu kadar diyorum. Aklımdan fikrimden çıkmıyorsun Melisa. Gülüşün gülüşün. Derdin derdim oldu. Tek bir şey isteyeceğim senden. Sonra söz gideceğim. Anlat. İzin ver yardım edeyim. Neyse derdin beraber çözelim. Çözemeyiz Mücahit. Çözemeyiz, benim derdim ikimizi de aşar. Lütfen uzak dur benden. Ben sana beladan başka bir şey getirmem. Ya bırak da ona, ben karar vereyim ya. Ben karar vereyim ya. Ne oldu bu kadar canını sıkan? Anlatamam Mücahit, git. Bana anlatabilirsin Melisa. Karışma Mücahit, lütfen git. Söyle. Git. Anlatana kadar gitmeyeceğim. Lütfen git. Baban sana ne yaptı Melisa? Hayır lütfen, lütfen yeter, yeter. Ne yaptı baban sana Melisa? Annemi öldürdü. Oldu mu? Gözlerimin içine baka baka annemi öldürdü. Kardeşimin ilaçlarını almam lazım. Ne ilacı? O ilaçları istiyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum. Biliyorsun. Gayet iyi biliyorsun. O ilaçlara ihtiyacım var. Kardeşim, sakın, sakın. Sakın. Sana acımam. Seni burada öldürürüm. Geldiklerinde kimse seni tanımaz. Kaçabileceğini mi sanıyorsun? Uzatma. İlaçlar nerede? Sen kimseye acımadın. Benim kardeşime de acımadın. Ben niye sana acıyayım? Acıma. Bana acıma. Ben bana acımanı istemiyorum. Kardeşim için istiyorum. O masum. Benimki de.
Benim kardeşim de masumdu. Nasıl olur Melisa? Katil mi şimdi senin baban? Mücahit, bu işin peşini bırak. Ya nasıl bırak Melisa? Nasıl elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezer? Cezasını çekmedi mi? Babamı tanımıyorsun. O her türlü pisliği yapar. Sonra bağlantıları gücü sayesinde işin içinden sıyrılır. Nasıl sıyrılır ya? Bir insanın canı söz konusu burada. Nasıl sıyrılır? Öyle bir sıyrılır ki şeytanın ta kendisidir o. 2 yıldır bana burada cehennemi yaşatıyor. Sana da aynısını yapmasın diye senden uzak durmaya çalıştım. Ama yapamadım. Lütfen sen yap. Lütfen uzak dur benden. Lütfen. Sonra öldürsen gitmem. Buradayım artık. Yanındayım. Ben baban gibilerle çok savaştım. İyi bilirim onları. Hadi bakalım. Şimdi gelsin, var gücüne gelsin. Hayırdır beyler? Kızı bize ver. Sıkıntı çıkmasın. Vermezsem ne olur? Sorun olur. Sen geç şunu. Korkma. Mücahit. Bak bu hoş olmadı. Mücahit! Dikkat et Mücahit! Hayır! Bırak bunu! Hayır! Bırak! Bırak bunu! Bırak! Melisa! Melisa! Mücahit! Melisa! Melisa! Bırak beni! Bırak! Melisa! Bırak! Mücahit! Mücahit! Bırak onu! Bırak! Melisa! Mücahit! Bırak! Hayır! Bırak! Bırak!
Mücahit! Bırak! Mücahit bırak! Hayır! Bırak! Kardeşimin ilaçlarını alıp bana vereceksin. Ben de senin yaşamana izin vereceğim. Yapmayacağım. Sakın, sakın sesini çıkarma. Bir şey belli ettiğini anlarsam ikinizi de öldürürüm. Eğer ben ölürsem kardeşin de ölür. Senin seçimin. Yavuz'a bir şey yapmaya kalkarsan da kardeşin ölür. Gözüm üstünde savcı. Gözüm üstünde. Oh be. Niye açmıyorsun ya? Bir saattir kapıdayım ya. Niye açmıyorsun? Yukarıdaydım. Anca gelebildim. Ne oldu? İyi misin sen? İyiyim. İyiyim. Yavuz, sana bir şey söylemem lazım. Dinliyorum. Yine bu hastalıkla mı ilgili? Yok. Bu başka bir şey. Kalple ilgili. Bende mi? Daha çok bende. Özellikle seni gördüğüm zamanlarda. Derya, ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Sanırım ben sana aşık oldum.
Thank you.